Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Geometri Full Tekrar Kampı'nın 9. gününe başlıyoruz. Bugün yamuk günündeyiz. Ne yapıyoruz? 9. gün ilk videoda yamuğun şöyle kısa bir özetini yapacağız. Ardından klasik soruların çözümlerini yapacağız. Kısa özet de böyle bir 10 dakikamız 15 dakikamızı alabilir. Evet kitabımızda sayfa numarası 75, 76, 77, 78 ve 79'unda şöyle yarısını sol tarafını çözelim. Ardından sonraki kısımları da bir sonraki videoya bırakalım. Hadi bakalım. 9. gün 1. videoya başlayalım. Öncelikle yamuğun tanımıyla başlayalım. En az iki kenarı paralel olan dörtgene biz yamuk adını veriyoruz. Yani yamuk olması için ne olması lazım? AB ile CD'nin birbirine paralel olması lazım. AB ile CD. Yani alt tabanla üst taban birbirine paralelse biz buna yamuk adını veriyoruz. Madem bunlar birbirine paralel e hocam şunlar birbirine paralel U kuralı sağlanıyor böyle. Hani şöyle paralellik var ya. Şu ve şu. U kuralı sağlanıyor. E hocam burası alfaysa burası ne olacaktır? 180 eksi alfa olacaktır. Burası betaysa burası ne olacaktır? U kuralından dolayı yine 180 eksi beta olacaktır. Yani buradan A açısıyla D açısının toplamı 180 derece diyebiliriz. Ya da B açısıyla C açısının toplamı da yine ne diyebiliriz? 180 derece diyebiliriz. Evet burada Yan kenarlarda orta noktalar alındığı zaman da şu orta noktaları birleştirdiğimiz anda biz buna orta taban çizgisi adını veriyoruz. Hatta uzunluk özelliklerinde de zaten bunlardan bahsedeceğiz. Direkt uzunluk özellikleri. Bak EF şu yan kenarlarda orta noktalar alınmış burada birleştirilmiş. Buna biz ne diyoruz? Orta taban adını veriyoruz. Yamukta da orta taban önemli. EABF e, paralel yani orta tabanla alt taban üst tabanla birbirine paralel olmuş oluyor. E, EF uzunluğu da neye eşit oluyor? A artı C bölü 2'ye eşit oluyor. İsterseniz böyle temal orantıyla şey yapabilirsiniz. C ise C buraya A C kaldı. Burası da A C bölü 2. Toplayınca bak ne yapıyor? A artı C bölü 2 yapıyor. Ya da başka türlü nasıl bulabilirsin bu orta tabanı? Daha öncesinde söyledik ya. Burası K burası K. Buradan buraya 2K'da bilmem ne kadar artış var. O zaman K'da şu kadar artış olur hikayesiyle de sonuca ulaşabilirsin ama orta taban önemli. Yamukta da önemli. Direkt A artı C bölü 2'ye eşit. Tamam aklında bulunsun. Di diğer değişik tekliflerle de yapabilirsin tabi ki. Tamam A artı C bölü 2 olduğunu öğrendik. ispatlarını da gördük. Bir de böyle köşegenler çizildiğinde şuradaki parçayla alakalı bir şey var. O zaman bu parça ne oluyor? Köşegenler çizildiğinde orta tabanda çizildiği zaman aradaki KL'ye kalan kısa parçası yani X diyecek olursak oraya X neye eşit? A X C bölü 2'ye eşit. Ya ezberleyeceğiz mi hocam? Ezberlemeden de yapabilirsin aslında. Bak ispat tekniğini göstereyim direkt sana. Şöyle bakacak olursan şu üçgende bak şunlar birbirine paralel ya. C ise C bölü 2 olur mu burası? Olur. Ort tabandan dolayı. E hocam bir de burada bir şey var. Şuraya bakar mısın şimdi? Şuradakinde de yeşilde de yine bir ort taban var. Yeşildeki ort tabandan dolayı da burası ne yapıyor? Hocam yine burası üçgende ort taban çıktı. C ise burası C bölü 2 çıkar burası. E bunun tamamı neydi? Hocam A artı C bölü 2 de burası da. A artı C bölü 2'den. Bak şimdi dikkat et. A artı C bölü 2'den. C bölü 2 C bölü 2. Yani C'yi çıkarttığın zaman ne kalıyor buraya? A eksi C bölü 2 kalıyor. Buradan da yapabilirsin. Sayılar olsa daha rahat bir şekilde çıkartırsın tabi bunu. Sonra E K ile F'ye bakalım. E K ile F gerçekten birbirine eşit oldu ve C bölü 2 C bölü 2 oldu. Orta tabandan dolayı. Evet direkt burası da C bölü 2 oldu. Tamam orta taban burada önemli. Geldik şuraya. Bak bu sefer de paralel böyle açı ortaylar arasında kalan açıdan bahsedeceğiz. Yamukta da paralel kenarda da biz bunu çok kullanıyoruz. Yamukta açı ortaylar arasında kalan açı 90 derecedir ve açı ortaylar dik ve orta taban üzerinde kestir cümlesini yine çok kullanıyoruz. Yani nereden ispatlayacağız? Şimdi buraya a, a buraya BB dersek 2 artı 2 180 ya A artı B ne yapar? 90 yapar. 90 olmaz A şikar. Yani burada A artı B 90 olduğunu yakaladık zaten. Peki hocam orta taban üzerinde kesmesi nasıl oluyor? Şimdi bu 90 ispatladık. Şuradan bir tane bir paralel çizecek olursam. Şu paraleli çizdik. Siyah paralel çizdik mesela. Tamam. E bunlar açı orta ya. Z'den dolayı çizgi açısı yaptı. Z'den dolayı nokta açısı yaptı. Hocam noktaya nokta bak birbirine eşit oldu. Çizgiye çizgi bak birbirine eşit oldu. Yani gerçekten bu orta taban çizgisi oldu. Birinci ispat bu. İkinci ispat nedir? Hocam ikinci ispat bak ispat tekniklerini de sorularda kullanıyoruz. O yüzden önemli. Lütfen buraya dikkatinizi verin. Bak 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 açı ortaydan dik kestiğini biliyoruz. Peki tam burası ortamın üzerinde mi? Nasıl oynayacağız onu? Şu açı ortayda kolları çizilen neydi? Birbirine eşit değil miydi? Evet hocam kolları çizilen dikmeler birbirine eşit. Şu eşitleri şöyle bir yazalım. Hocam burada da açı ortayda kolları çizilen eşit. A tam burası ne oldu? Eşit eşit. Ortada bir nokta oldu. Yani sen buradan bir paralel çizersen gerçekten de iki eşit parçaya bölmüş oluyor. Yani yamuğun tabanı olmuş oluyor. Bak bu tekniği de kullanacağız. İspat tekniğini de kullanacağız. Art, yani iki paralel arasındaki açı ortayla orta taban üzerinde ne olurlarmış? Kesişirlermiş. Hatta burada ne oluştu? Bir muhteşem üçte oluşabiliyor. Dikkat et burada da bunu da kullanabiliyoruz. Gelelim diğer şeylere. Yamuğun alanı ve özellikleri. Arkadaşlarım yamuğun alanı. Yani üçgendeki alan dağıtmayı falan biliyorsanız burada da sonuca rahat bir şekilde ulaşırsınız. İlk önce alandan bahsedelim. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 şeklinde bulunuyor. Tamam. Başka alan dağıtmayı kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Şimdi bunlar paralel ya yükseklere eşit oluyor. Tabi ters düz üçgenler olduğu zamanlarda alanlar tabanlarıyla doğru orantılı olacak şekilde yazılabilir. A'da kalan A'nın S katıysa C'de kalan C'nin S katı denilebilir. Çünkü yükseklere aynı olan üçgenler olduğu için. Sonra burada böyle bir şey olduğu zaman da bu alan tüm alanın yarısı. Dikkat bak bu önemli. Bu alan tüm alanın yarısı. Hatta bu tüm alanın yarısıysa geri kalanlar da tüm alanın yarısıdır. E o zaman burası A'ya B ise burası da ne olacak? A artı B olacak diyebiliriz. Çünkü bu alan yarısıysa geri kalanlar da tüm alanın yarısı yapar. Hatta burada çizilen yükseklikler de birbirine eşit oluyor ya. Şu kelebekten dolayı buradan dikmeler çizince kelebek çıktı burada. Şu kelebekte yükseklikler eşit. O yüzden şuradaki tabanlarla da doğru orantılı olacak şekilde alanda yazabiliriz. Yani şöyle bir bilgiden, bilgiden de bahsedebiliriz. Böyle bir şey geldiği zaman, eşit geldiği zaman böyle atıyorum burası 2 k, burası 5 k dediği zaman hocam 2 k'da kalan 2 aysa, 5 k'da kalan 5 a diyebiliriz. Hatta burası da yarısı ya, e yarısı geri kalanlar da yarısı, geri kalanlar 7 a yaptı, buraya da 7 a yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Bu şekildeki üçgenlerde ama eşit olduğunda, yükseklerdeki oran yüksekler aynı olduğu için bunu diyebiliyoruz. Bu şekilde de böyle de alan dağıtma yapılabiliyor, Haberin olsun. Şuraya geldik. Bunu dörtgende de söylüyoruz zaten. Karşılıklı alanlar çarpımları nedir? Birbirine eşittir. Ama burada önemli olan bilgi şu. Şu yanakların birbirine eşit olması. Yanaklar birbirine eşit. Bir de karşılıklı alanlar çarpımları ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Bunu da dörtgende de söylemiştik. X çarpı Y ne eşittir? S çarpı S'e. Yani S kareye de eşit diyebiliriz. Ee, biz burada alan dağıtmaları da kullanaraktan üçgen bilgisiyle de yine sonuca gidebiliriz. Sonraki özellikle şöyle x kenar verildiğinde eğer buraya x dersem şuraya da h dersem alan neye eşit? x çarpı h eşit. Belki de x çarpı h bölü 2 mi hocam? Karıştırılabilir. Ben o yüzden bunlarda böyle formülle yapmıyorum. x kenar biraz sonra göreceğiz. Şöyle dikmeler önemliydi değil mi? İspat tekniğiyle yaparız kardeşim. Hop şöyle dikmeyi çizersem. Hocam açsa H aç zaten burası. Buraya A dersem şu dikmelerin ayırtlı yerler birbirine eşit oluyordu. Bak buraya da X eksi A mı kaldı? Evet. Yukarısı da X eksi A. Alt taban X artı A. Üst taban X eksi A. O zaman alanı yazalım. Alan alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 olduğundan dolayı A'lar gitti. Yani 2X çarpı H bölü 2'den ne eşit oldu? Gerçekten de X çarpı H'a eşit oldu. Herhangi bir şekilde formüle formüle gerek var mı burada? Bence yok. O zaman ne uğraşıyoruz formülle? Boş ver formülsüz bir şekilde yap gitsin. Evet şimdi geldik x kenar elmanın özelliklerine. x kenar elmanın iki tane temel bilgiyi bilmek lazım. Bir, köşegenler çizildiğinde köşegenler birbirine eşit. Kendi çapında ayırdıkları yerler de eşit. Yani şu köşegenler eşit. Şunlar birbirine eşit. Bunlar birbirine eşit. Birincisi bu. ikincisi dikmeler. Şu dikmeleri çizdiğinde hocam şuraları AXC bölü 2 AXC bölü 2 diye ezberleme. Oradaki dikmeler ayırdıkları yerler birbirine eşit olacak sadece. Ona bakacaksın. Yani hocam zaten yukarısı C ise burası da C ya. Buraya A -X -C kalıyor. AXC C, e, A -X -C kaldıysa her ikisine de iki eş parça ayrıldığı için A -X -C bölü 2 diye söylüyorduk zaten orayı. Tamam. Ama x kenar nokta iki şey önemli. Köşegenler eşit. Kendi çapında ayırdıkları yerler de eşit. Bir de dikmeler. dikmeler çizdiğimizde ayırdıkları yerler de birbirine eşit oluyor. AXC bölü 2 diye ezberlemeye gerek yok. Bir de Şöyle köşegenler dik kesişirse özel bir durumla karşılaşıyoruz. Ya özel bir durumla karşılaşıyoruz. Nasıl özel bir durumla karşılaşıyoruz? Ee, şöyle ben yine hiçbir şekilde böyle formülize falan etmek de istemiyorum aslında burayı. Nasıl mı? Hocam şu dikmeler bizim için önemli mi? Bir kez, köşegenler dik kestiği için şunlar birbirine eşit, şunlar da birbirine eşit. Diye. Burası 45, burası da 45 derece oldu mu? Oldu. Şimdi burası şöyle dik çizdiğim zaman bak karşımıza ne çıktı? Bir dik üçgen çıktı. Hocam o zaman ne olacak? şuradaki parçayla yükseklik birbirine eşit olacak. Yani şu yükseklikle şu parça birbirine eşit olacak. Ben bunun tamamının A olduğunu biliyorum. E o zaman burası A ise şu dikmeleri çizdiğimiz zaman ben şöyle göstereyim sana. Hocam C iken C burası. Burası A eksi C kaldı. A eksi C bölü 2 kaldı. Şu ikisini toplarsa A artı C bölü 2 mi yapıyor burası? Evet A artı C bölü 2 yapıyor. Bak şurası A artı C bölü 2 yaptı. O zaman H da böyle neye eşit olmuş oldu? 45-90 ya bak burası da 45 olduğu için şu parça ile şu parça birbirine eşit olmuş oldu. Yani C ile AX C bölü 2'nin toplamı artı C bölü 2. O zaman burası da A artı C bölü 2'ye eşit olmuş oldu. Ama ezber yapma ya. Benim gibi şu dikmeler çok önemli. Bunu bil. Yani ikisi kenar yamukta şunu bileceksin. Bir köşegenlerin birbirine eşit olmasını bileceksin. Bir de şu dikmeler önemli deyip ona göre işlemi yapacaksın. Ekstradan şu özelliklere ezberleme. Kendin özellikleri çıkartmaya çalışırsan daha rahat edersin dediğimi de unutma. Geldik dik yamuğa. Dik yamukta da ne yapıyorsun? Bir dikdörtgen oluşturacaksın. Dikdörtgen oluşturduğun zaman karşına zaten şöyle bir dik üçgen çıkıyor. Buradaki dik üçgenden yoluna devam edeceksin kardeşim. Yani burada herhangi bir şekilde dik üçgende de zaten biz böyle bir şey yapıyorduk. Yani dik yamukta da aynı işlemi yapacaksın. Dik yamukta sadece bir özellik var. O özellik de köşegenler dik kestiğinde o da nedir? H kare eşittir A çarpı C diye bir özellik var. H kare eşittir A çarpı C diyeceğiz. Bunu nereden yapacaksın? İstersen <laughs> İstersen şöyle paraya kenar oluşturarak yapabilirsin. Bu arada e, hem açılar hem kenarlar işin içine girince yamukta bak başlangıçta söylemedim. Şimdi söyleyeyim. He, yamukta hem açılar hem kenarlar işin içine girince biz normalde şöyle içeride paraya kenar oluşturmayı seviyoruz. Şöyle paraya kenar oluşturup şurada üçgenle ilgili işlemler yapıyoruz. Ama burada köşegenler dik kesen bir dörtgen gördüğümüz an dışarıda paraya kenar oluşturuyoruz. İspat tekniklerinden biri bu. Şunda şu paralel ya. Bak şunda şu paralel. Paralel ise 90 ise burası da 90 yapar. C ise bak burası C yaptı. A diktendik dik çizilmiş oldu. Öklit mantısı aç kara A çarp C oradan geldi. Birinci teknik bu. İkinci teknik de ben yine bunları üçgen tekniğiyle yapıyorum zaten. Dal alfa beta'ya. Alfa beta'ya ya dalınca bak kardeşim neler çıktı karşımıza. Hocam şuradaki üçgenle bak şu üçgenle şu üçgenle bir benzerlik uygularsın. iki üçgendeki kenarı belli olan o üçgenler olmuş oldu. C'ye H öbürde H'a A, A. E, uygula böyle aynı açının karşısındakileri oranla. H kare eşittir. Işte, A çarpı C karşına gelecektir. Evet. Yamukla ilgili söyleyeceğimiz şeyler bunlar dostlar. Şimdi sırada ne var? Sorular var. E hadi o zaman soruların çözümlerine başlayalım. Örnek 1'de DC ile AB birbirine paraya verilmiş ve EBA açısı şurası alfa iken CBE 2 alfa olarak verilmiş. CBE burası 2 alfa ve EBA açısı burası alfa. E 120'yi kullanalım. 120 ise şurası kaç derece olacak? 180'e tamamlayan açısı 60 derece olacak. Toplamda 3 alfa eşittir 60 sağ. Alfayı buradan 20 olarak buluruz. O zaman burası 20. 20 90 ise dik üçgenden dolayı burası 70 yapar. E 70 ile x'in toplamı da ne olacak? 180 olacak. X de böylelikle 110 çıkar. Evet birinci soru C hal oldu. Geldik 2'ye. Şimdi 70 var burada. Bir de EF ile EB'nin uzunluğu birbirine eşit verilmiş. Bunlar birbirine eşit verilmiş. 90'ı da kullanacağız burada. 70'i de kullanacağız. Bir kere 70 ise şunlar yamuk olmasından dolayı birbirine paralel mi paralel? Zaten DC ile AB birbirine paralel verilmiş. Z'den dolayı burası 70 mi yapar? Evet. E 70 90sa burası ne olacaktır? 20 olacaktır. Çünkü 90 ya tamamı 180 olduğundan 70 90 da 160 buraya 20 kaldı. 20 tepe açısı kenar. Tepe açısı 20 derece olan kenar üçgen olduğundan 180'den 20 çıkart 2'ye böl. 80 80 yapar taban açıları. Bu açı 80 ise burası da 180'e tamamlayan açısı 100 derece çıkar. Yani ikinci soru balık kesir oldu. Geldik 3'e. Direkt x farklarının yarısı 10 eksi 4 bölü 2'den direkt c an diyebiliriz cevaba. Ya da direkt hocam şuradaki üçgende orta tabandan dolayı 4 ise 2. Hocam burada da bir orta taban var şöyle deyip burası da 4 ise 2 diyebiliriz buraya. E sonra şu da orta tabandan dolayı 14 bölü 2'den 7 yapar. 2 4'ü buradaysa buraya da kaç kaldı diyebiliriz. 3 kaldı diyebiliriz. İstersen formülden de yapabilirsin. Yani 3. soru C oldu. Geldik 4. soruya. Bir yamuk ve şöyle bir şey verilmiş. Direkt burada paralellik var mı? Var. D, C, e, F ve AB birbirine paralel verilmiş. Bu paralellikleri kullandığımız zaman yani şunlar paralel olarak verilmiş ya. Paralellikler. 6 ise burası nedir? 3 değil midir? Ort tabandan sarı üçgenler. Evet. EF'yi de zaten kaç vermiş? EF'yi de zaten 7 vermiş. O zaman x de böylelikle kaç çıkar? 4 çıkar. Yani dördüncü soru denizli oldu. Geldik 5'e. Şimdi burada x deniliyor bizden. Paralellikler verilmiş. E hocam sayılara bakalım. Bak bu sayılara baktığımız zaman şunlar paralel ya. E burada bir temel orantı benzerliği var. Bir kere temel orantıya gidelim. Bunlarla ilgili formül mamül alamıyorum. 3 bölü 4 oran olması lazım. 3a 4a. Yani buraya a mı kaldı? Evet. E sonra ne yapacağız hocam? E sonra 3 ve x'e bakacak olursak eğer ya da farklı bir şekilde hocam 1'e 3 oran var ya burası da n'se burası 3'endir deyip şurada kelebek bak temel oranından ilk önce 1'e 3 1'e 3'ü yazın Sonra kelebekteki orana bakıp da sonuca ulaşabilirsin. 1 yani 1'e 3 ise 1'e 3 orandan dolayı 4'ün 3 katı direkt 12 diyebilirsin. Ya da hocam temel orantı bu sefer şöyle de var. Bak şu 3 ve x'e bakaraktan şu 1 bölü 4 oran 1 bölü 4 oran deyip de 1 bölü 4 eşittir 3 bölü x deyip de buradan da x'i yine 12 olarak bulabilirsin. İstediğin yerden bul. Yani kelebek ve tevalu orantıyı buradaki konularda da yine çok kullanıyoruz. Evet örnek 5 denizli geldi. Geldik örnek 6'ya. E ne yapacağız? Yamukta da hep söylüyoruz. Arkadaşlar. Üçgende de hep söylüyoruz. Eşitlik varsa orta taban kullanıyoruz ya. Yamukta da öyle gel. Kardeşim. Hop. Çek orta tabanı. Bir o eşitlik var ya. Çek orta tabanı. Ort tabanı çektin. E hocam burası ort taban çizgisi olduğu için 8 8 diye iki eşit parçaya böldü. Ort taban çizgisi diğerlerine paralel. 90 sağ burası da 90 yönünde A 8 15 17 üçgeninden burası 15 oldu. E sonra bu ort taban çizgisi x artı 20 bölü 2 15 eşit olacak yapma evet. x artı 20 bölü 2 eşittir 15 eşit olacağından. x artı 20 eşittir 30 olacağından. ikisi de böylelikle 10 olarak bulur muyuz? Buluruz. Yani örnek altı böylelikle Akçay çıktı. i̇stersen 20 iken yani 15 işte çizgide 5 azalmış bir daha 5 azalt deyip de 10 bulabilirdik. Üçgen bilgisinden dolayı. Bir sonraki soruda ne var burada? Açı ortay. Kola dik çizilmiş. E ne yaparsın? Diğer kola da sen bir dik çizersin. Hop kola dikip çizelim kardeşim? Kollar açısından dikmeler birbirine eşit çünkü. Değil mi? E burası üçgen burası da üç oldu. Ayrılıkları yerlerde falan birbirine eşit olacak. BC isteniyor bizden. A hocam bu dik ya. Buradan da dik çizilmiş. Bu 5 yaptı. E bizden ne isteniyor? BC. Hocam şu 5 ya. Şuradan hop şöyle bir dikdörtgen oluşturursam burası 5 ya. 45 90 burası da 45 yani 45 45 90 üçgen çıktı. 5 5 ise burası da 5 kök gibi çıkar. Evet yani örnek 7'yi böylelikle C han buluruz. Geldik örnek 8'e. Ne yapacağız? 6 8 10 deyip şurayı 10 mu diyeceğiz? Bakalım neler verilmiş. İlk önce verilen bilgileri de bakalım. Hemen öyle dik üçgende oluşturmayalım e uzunluğu K iken e uzunluğu 3K verilmiş. Burası K iken burası 3K verilmiş. Evet 3K'yı yazdık. Sonra ne yapacağız? 6 verilmiş ve 8 verilmiş. Ve bizden X isteniyor şimdi. Valla arkadaş bir kere şunu şöyle dalarsam 6-8-10 haricinde başka bir şey elde edemem burada 90 geçişi alfa beta 90 geçişi falan filan da e, yapamıyorum galiba burada. Değişik bir şey daha yapmam lazım. Başka ne yapabilirim? Şuradaki oran mantığını kullanmam lazım benim. Oran mantığını kullanmak demek arkadaşlar yamukta da paralel kenarda da aynı teknik ya içeri doğru paralel çizeriz ama içe doğru paralel çizdiğimde böyle kele, şey, kelebek falan oluşmuş oluşmuşsa içe doğru çizdiğim paralellik işimize yarayabilir. Başka ne yapabiliriz? Dışa doğru oluşturabiliriz bunu da. Dışa doğru çizecek olursak da yani oran mantığında ya içe doğru kelebek oluşturacağız, kelebek oluşmamışsa ya da dışarı doğru uzatacaksın. Dışa doğru uzattığımızda güzel bir şey geliyor mu? Gelmez veya Baksana burada ne var? Bir kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran kaça kaç? 3'e 1. 3'e 1'den dolayı 3'e böl bakalım bunu. 2. Burası kim yaptı? Evet. A 8'e 8 çıktı. Ne güzel bir şey oldu. 8'e 8 olduğu için ikizkenar kenar dik üçgen. Yani burası 45. Burası 45 oldu. O zaman 45 90. 45 90 burası da 45. Burası da 45. E, olay çıktı galiba. Evet. Bir kere 45 45 90 kere de A A ise A kökü olacak ya köküye bölünmüş hali bunlar kökü kök yapar. E burası 8 burası da 8 ya bunun da tamamı 8 kökü olacağından ikiz kenar dik üçgenden dolayı buraya da 7 kökü kaldı mı kaldı. Bizden de o isteniliyor zaten. Örnek 8'i edremit bulduk. Evet geldik örnek 9'a. İkiz kenar yamuk. İkiz kenar yamukta köşegenler birbirine eşit. Kendi çapında ayırdıkları yerlerde birbirine eşit değil mi? Evet. Şimdi birbirine paralel verilmiş bir kere burada. Tamam yamuktan dolayı bunlar da birbirine paralel. Ya hocam bir kere burası 40 artı. Ya 40'a 40 40'sa 40, 40 yazabiliriz. Alfa ise 40 artı alfa. Taban açıları birbirine eşit olacak. 46 alfa yazabiliriz. Sonra ne yapacağız burada? Hocam paralel ya. Ee, burada. a çıktı olay ya. Şurası 40. Hocam burada 2 iç açı bir dış açıdan burası 80 yapar. Şuradaki üçgende 2 iç açı bir dış açı. 80-70 daha 150. Buraya da kaç kaldı? 30 derece kaldı. E, ee, o zaman cevap denizli çıktı. Örnek 9'da. Geldik örnek olan 45'in mantığını kullanacağız. Ağlar isteniliyor bizden. Hocam şöyle bir dik çizersek olay bitti. Ee, 45-45-90 üçgen çıktı karşımıza. 45'in e mantığını kullanıyoruz. 10 bölü kök 2 yani 5 kök 2 olur burası. E şimdi bizden ne isteniyor? Taralı alan. Hocam taralı alanda alt taban artı üst taban. Bunun yüksekliği zaten nedir? Şurası yüksekliği 5 kök değil mi? Evet. Şu iki paralel doğru arasındaki yükseklik her yerde aynıdır. Alt taban artı üst taban. 7 artı 1 çarp yükseklik. 7 artı 1 çarp yükseklik. Yüksekliğimiz de 5 kök 2. Böl 2 bize alanı verecektir? Evet. 8 2 4. 4 kere 5 20. Yani cevap 20 kök yaptı mı? Yaptı. Evet örnek 10. Böylelikle E-Dremit oldu. Geldik örnek 11'e. Açı ortay. Kola dik çizilmiş. E, çiz kardeşim. Diğer kola da sen bir dik. Kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Alan isteniliyor benden. e Yükseklik çıkmış oldu. Yükseklik 4 çıktı. Alan ABC'de isteniyor. Alt taban artı üst taban. 7 artı 5. Çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz 4. Böl 2. Gitti gitti 2. 75 daha 12. Çarpı 2. 24. Yaptı cevap. Evet. Cevap C. Han yaptı. Örnek 11'de. Geldik örnek 12'ye. Alan CHB. Arkadaş bu alanlar birbirine eşitti. Onu kullanabiliriz bir kere. Ee, burada ne yapacağız? Ha, burada kelebek benzerliği var. Bakar mısınız kardeşim? Kelebekteki oran kaça kaç? Paralellik var ya. 1'e 3 oranlama alan dağıtalım. Hadi bakalım. 1'e 3 oran var. Hocam 1'e 3 oran varsa A ise 3A, B ise 3B diyeyim burası. Evet bir yerden başla. Genelde küçük olandan başlıyoruz. Böyle 1'e 3 oran var ya kelebekten başlayalım istersen. 1'e 3. 1 bölü 3'ün karesi benzerlik alanın benzerlik benzerlik alan ilişkisi benzerlik oranın karesi 1 bölü 9. Hocam a ise 9a diyebiliriz. Ya da alan dağıt kardeşim. A'daki a ise 3. Bak burası a 3a ya. A'daki a ise 3a'daki 3a diyebiliriz. Sonra b'deki 3a ise 3b'deki de 9a yapar. E sonra b'deki a ise 3b'deki de 3a yapar. Ya da yanaklar birbirine eşit deyip oradan da yapabilirdik. Burası da 3a oldu mu oldu. Şimdi biz neyi bulabiliriz burada? Hocam istersek bu 9, 3 daha 12 a'yı bulabiliriz. İstersek 4 a'yı bulabiliriz. Bence 4 a'ya gidelim. 4 a daha kolay, daha sağlıklı. 4 a alanı neye eşit? Hocam 4 çarpı 8 bölü 2 eşit. 4 çarpı 8 bölü 2'ye. 4'ler sadeleşti. 8 bölü 2'den a'yı kaç bulduk? 4 bulduk. Bizden ne isteniyor? alan CB? 3 a isteniyor. A yerine 4 yazarsam cevap da 12 çıkıyor mu? Çıkıyor. Yani cevap böylelikle akçay bulduk. Örnek 12'de. Geldik örnek 13'e. Açı ortaylar dik kesir ve ort taban üzerinde kesir miydi? Evet. Alan ABC'de isteniyor. Madem ilk önce ort tabanı şöyle şey yapayım. Bu ort taban üzerinde kesir. Hocam eşit eşit. Hatta muhteşem üstten burası da eşit olacak mı? Olacak. Zaten burayı da paralel vermiş. Bu tamamıyla ort taban çizgisi olmuş oldu. E burası da 5 mi çıktı? 10 ya tamam. 5 5 beş, 5'ten. Beş, Sonra ne yapacağız? Bu ort taban çizgisi. Alan ABC'de isteniyor bizden. Bak şimdi. Normalde alan neydi? Hocam alan dediğimiz alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 şeklinde. Dikkat edersen bu ne? A artı C bölü 2 değil mi? Aynı zamanda alan orta taban çarpı yüksekliğe de eşit diyebiliriz. Çünkü bak formülü yazınca A artı C çarp yükseklik bölü 2. A artı C bölü 2 var burada. E zaten bu orta taban. E ya da haş kaldı orta taban çarpı yükseklik şeklinde diyebiliriz. Peki orta taban belli mi belli. Orta taban kaç? 10. Orta taban 10. Yükseklik 4 mü? Değil. Dikkat et. Yamuğun yüksekliği. Büyük yamuğun yüksekliği. Hocam şu orta taban çizgisi ya. Burayı da 4 4 diye iki eş parçaya böler mi? Böler. Yani yüksekliğimiz kaç çıktı? 8 çıktı. E, orta taban 10. Yüksekliğimiz 8. 10 çarpı 8'den cevapta 80 mi çıkar? Evet. Örnek 13'ü böylelikle Cihan bulduk. Geldik örnek 14'e. Alan ABC'de isteniyor. Eşitlik var böyle. Arkadaş eşitlik olduğunda hop şunu oluştur. Oluşturduğun zaman ne yapıyor? Bu alan tüm alanın yarısı yapıyordu. Değil mi? Çünkü yamukta şunu unutmayın. Eşitlik olduğu zaman üçgen oluşturduğunuzda bu tüm alanın yarısı. E bu alan nedir? Alçap çarpı 8 bölü 2 48 bölü 2'den burası 24. E tüm alan ne olacak? 24'ün ilk katı olacak. 48 olacaktır o zaman. Çünkü bizden alan ABC'de isteniyor. Böylelikle cevap Akçay çıkar. Geldik bir sonraki soruya. E arkadaş ikiz kenar var. tabanda mevcut. İnsan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Tabanına ait yüksekliği çizdim. 6'ya 6 altı mı oldu burası? Evet. Yalnız ikiz kenar dik üçgen bu. 45 45 90 üçgeni. E burası da 90 ya. 45 90 ise burası da 45 oldu. Yani burası da ne olacak o zaman? Şu ikiz kenarlıktan dolayı hatta muhteşem üçten dolayı da diyebilirsiniz. Bunlar birbirine eşit oldu. Bu arada alan D, E, A. D, E, A ne eşitmiş? Alan EBC'de eşitmiş. Alan EBCD şuna eşitmiş. E arkadaş bunun alanı. Şimdi burası x xgen, burası da x değil mi? Aa burada bir dikdörtgen oldu. O zaman buraya x, x x, 6 mı kaldı? Dikkat et. Bunun tamamı x olduğundan dolayı. Evet. Burası da 6 iken burası da 6 mı? Aynen öyle. Alan DEA. Yaz bakayım alan DEA'yı. Hocam DEA. Taban 12 yükseklik 6. 12 çarpı 6 bölü 2. Aynı zamanda bu alan neye eşitmiş arkadaşım? Şu yamuğun alanı eşitmiş. O da alt taban artı üst taban. Yani x artı x eksi 6 çarp yükseklik bölü 2'ye eşit olacak? Evet. Bölü 2'ler gitti. 6'lar da sadeleşti. Buradan 12 eşittir 2 x eksi 6 yapar. Buradan 18 eşittir 2 x yapar. Ve ikisi de buradan kaça buluruz? 9 olarak buluruz. Yani cevap böylelikle balık Balıkesir oldu mu? Oldu. Evet örnek 15 balık Balıkesir oldu. Geldi örnek 16'ya diyeceğim ama... Burada bir katlamayla geçiyoruz. Yani yeni nesil sorulara geçiş yapıyoruz burada. E o zaman bunu bir sonraki derse bırakalım. Çünkü biz hep ne yapıyoruz? İkinci videolarda biz yeni nesil sorulara geçiş yapıyoruz. O zaman bir sonraki dersimizde 9. gün, 9. gün ikinci videoda yamukla ilgili yeni nesil soruların çözümlerinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.